Bismillahirrahmanirrahim. Mısır Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı'ndan 7 Ocak 2022 tarihli Çalışmak Şereftir başlıklı Cuma hutbesini sizlere sunuyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسُتَرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ De ki istediğinizi işleyin. Allah Peygamberi ve müminler işlediklerinizi görecektir. Hepiniz görülmeyeni ve görüleni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size işlediklerinizi bildirecektir. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabının üzerine olsun. İslam çalışmaya yüceltme gücüyle baktı. Zira çalışmak yükselme ve ilerleme yoludur. Kur'an-ı Kerim'de tefekkür eden kimse, evrenin yeniden inşasının ve tüm dünyanın iyiliğinin elde edilmesi için apaçık bir çalışma çağrısı görecektir. Allah Teala şöyle buyurur. O sizi yeryüzünden yarattı ve sizi oranın imarında görevli kıldı. Diğer bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Diğer bir ayette de Allah Teala şöyle buyurur. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Çalışmanın öneminden dolayı namaz kılma emrinden hemen sonra çalışma emri geldi. Irak bin Malik radıyallahu anh cuma namazını kılınca döner ve caminin kapısında durup şöyle dermiş. Allah'ım senin çağrına koştum, namazını kıldım, bana emrettiğin gibi dağıldım. Artık bana lütfundan rızık ver çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Sünnet-i seniyye çalışmaya ve gayrete çağrılarla doludur. Çünkü çalışmak insanın onurunu korumaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En hayırlı kazanç karşılıklı rızanın bulunduğu alışveriş ve kişinin elinin emeğiyle kazandığıdır diye bir hadiste şöyle buyurdu. Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması herhangi bir kişiden dilenmesinden hayırlıdır. O da ya verir yahut vermez. Süfyan es-Sevri radıyallahu anh Mescid-i Haram'da oturan bazı kimselere uğrayıp onlara neden oturuyorsunuz dedi. Onlar ne yapalım deyince de kendilerine Allah'ın lütfundan isteyin ve Müslümanlara yük olmayın demiştir. Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh sakın oturduğunuz yerden Allah'ım rızkımı ver deyip durmayın. Biliyorsunuz ki gök ne altın ne de gümüş yağdırır demiştir. Çalışmanın şerefi ve önemi için tüm peygamberler kendi elleriyle çalışırlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Davud aleyhisselam ancak kendi elinin emeğini yerdi ve Zekeriya aleyhisselam marangoz idi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi başına çalışır ve ailesinin hizmetinde bulunurdu. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabısını onarır ve elbisesini dikerdi. Resulullah Efendimiz hayatımızın son anlarına kadar çalışmamızı teşvik ederek şöyle buyurdu. Herhangi birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopacak olsa derhal onu diksin. Çalışmanın ne şerefli bir şey olduğunu gösteren İslam şeriatımız kendisinin ve çocuklarının geçimini sağlamak için çalışan kimseye şehit ecrini vermiştir. Kur'an-ı Kerim çalışmayı Allah yolunda fedakarlıkla ilişkilendirmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. Bir adam Resulullah'a uğradı. Resulullah'ın ashabı bu adamın kuvvet ve kabiliyetlerini görünce ''Ya Resulullah bu adam Allah yolunda cihat etseydi ne güzel olurdu.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu adam küçük çocuklarının geçimini temin etmek için çıktıysa Allah yolundadır.
Yaşlı anne ve babasına hizmet için evinden çıkmışsa Allah yolundadır. Nefsini harama karşı korumak için çıkarsa Allah yolundadır. Yok eğer gösteriş ve başkalarına övünmek için çıkarsa şeytan yolundadır. İslam dinimiz bizi sadece çalışmaya değil, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için işi samimiyetle yapmaya da teşvik etmiştir. Yüce Allah, işini ustalıkla yapan kimseye büyük bir mükafat vaat etmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Allah'ın sevdiği şeylerden biri de işi sağlam yapmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah sizden birinizin yaptığı işi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. İş amaneti her işçinin, çalışanın ve mamurun kendi Rabbinin rızasını gözettiği bir sorumluluktur. Allah Teala şöyle buyurur. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Ve diğer bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Ne iş yaparsan yap ve sizler ona dair Kur'an'dan ne okursanız okuyun, ne yaparsanız yapın, yaptıklarınıza daldığınız anda mutlaka biz sizi görürüz. Yerde ve gökte hiçbir zerre Rabbinden gizli değildir. Bundan daha küçüğü veya daha büyüğü şüphesiz apaçık bir kitaptadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanın ne olduğu sorulduğunda şöyle buyurdu. İhsan Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu göremiyorsan da o seni görmektedir. Allah'ım hayırlı işler yapmamızı nasip et ve Mısır'ımızı ve tüm alemi her türlü kötülüklerden sen koru.